Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Allah kullarından cennetin karşılığı olarak iman istemiştir. İman, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah da özetlenmiş, formüllenmiş genel bir yapının adıdır. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen ve yaşadığı sürece bunun hakkını veren cennete girer. La ilahe illallah'ın hakkı nedir? Haramlardan kaçmak, farzları yerine getirmektir. Farzlar belli, haramlar bellidir. Faiz, zina, anne baba hakkına tecavüz etmek gibi benzeri şeyler haramlardır. Mümin bunlardan kaçar, farzları da yerine getirirse cennete girer. Farzlar nedir? Namaz, hac, oruç, zekat gibi bildiğimiz şartlardır. Ancak mümin bir cemaatin, bir mümin kardeş grubunun içinde ve arasında olmadığı sürece istese de bu haramlardan kaçınma ve farzları yerine getirme şartını gerçekleştiremeyebilir. Çünkü müminin imanının amansız bir hırsızı vardır. O da şeytandır. Şeytan kolay kolay mümini rahat bırakmaz. Sürekli aldatma ve sürekli tuzağa düşürme hamlesi içerisindedir. Bunun için mümin bir grubun arasında, bir cemaatin içinde bulunmalıdır ki ayağa kaymasın. Bu cemaat aslında İslam toplumudur. Bu cemaat hacca gittiğindeki arkadaş grubudur. Bu cemaat camide namaz kıldığı, beraber saf tuttuğu grubudur. Buna rağmen daha kaliteli, daha iyi, daha ihlaslı ibadet ve kulluk yapmak için haramlara karşı sürekli birbirini ikaz eden bir grupçuk görüntüsü vermek için Müslümanlar farklı oluşumlar içerisine girmişlerdir tarih boyunca. Hala da bu anlayışla bir araya gelen cemaat olarak adlandırılmış yapılar vardır. Tarikat, bizim deyimimizde tarikatlar, bu amaçla ortaya çıkmıştır. Bilhassa Abbasiler döneminde yaygınlaşan dünyevileşme hastalığına karşı Allah'ın dostları, evliya vasfını taşıyan insanlar, Müslümanları ikaz etmek için çeşitli hareketler geliştirmişlerdir. Bunlar zamanla tasavvuf, tarikat diye anıldı. Gel Allah'tan daha çok kork, gel daha çok ibadet yap, gel ihlasını artır hamleleridir bunlar. Hiçbir şekilde bir Müslüman Allah'a daha iyi ibadet yapmayı teşvik eden bir tarikattan men edilemez. Tarikat kötü görülemez, tasavvuf kötü görülemez. Nihayetinde bu bir kalite arayışıdır. Allah da bunu bizden istemektedir. Ama ilerleyen zaman zarfında kendisi Allah dostu olup olmadığı belli olmadığı halde bu işi sulandırmış isimler de ortaya çıkmıştır. Daha iyi ibadet yapmak yerine daha sulanmış, felsefeye dalmış hareketler de gelişmiştir. Bunları da teşvik edecek halimiz yoktur. Ama daha çok namaz kılmak, daha çok oruç tutmak, daha çok Kur'an okumak, daha ihlaslı olmak ama dünyadan da ele tek çekmemek, cihat da etmek, siyasetle de meşgul olmak üzerine kurulu bir tarikat her müminin içinde bulunması gereken bir harekettir. İslam'ın bir bölümünü, ruh bölümünü alıp gerisini yok sayan bir hareketin adı tarikat da olsa, namaz kılmayı teşvik ettiği halde çocuk eğitimini ihmal eden bir cemaatin adı tarikat da olsa, Müslümanların sürekli parasını topladığı halde infak nedir bilmeyen bir anlayışın ürünü bir hareketse, onun adının tarikat olması, tasavvuf olması bizim ona sempatiyle bakmamızı gerektirmiyor. Biz daha çok cihad eden, daha çok dünyayı imar eden, daha çok bizi Allah korkusuyla donatan hareket istiyoruz. Bunun adı ister tarikat olsun, ister tasavvuf olsun, orada olmak zorundayız.
Velhamdülillahi Rabbil Alemin.